Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün teneke tavuk aparatı yapacağız arkadaşlar. Elimizdeki malzemelerle. Bunlar atıl durumda olan malzemeler. Şöyle bir tavamız var. Burada da atölyemizdeki Gijon demirimiz. Minatürre kurdum videomda bunu söylemiştim. Projelerde değerlendirmek için. Bu da teneke tavuk aparatına yani teneke tavuk aparatı işimize yarayacak. Burada da tenekemiz var. Bu yağ tenekesi boştu. Atıl durumda duruyordu. Ancak bu şekilde değerlendirmek istedim. Bu şekilde altına tavayı koyacağız. Bunu sökülecek. Daha sonra bu tavayı koyacağız. Ortaya da bu demiri saplayacağız. Ya kaynak ya da vida ile yapacağız. Bunun yapımını göstereceğim. Daha sonra ise şu kısmı kesip buraya tencere kapağı falan bulursak oraya da kapak koyacağız. Böyle yuvarlak bir kapak. Tavuğumuzu görmek için. Alttan da komple altını da komple keseceğiz. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Evet, alt kısmı tarafını dekobaj testeremizle kestik. Burası kum tarafına saplanacak yer. Yani şu şekilde yatıracağımız kısım. Buraya da kapak yapacağız. Bu şekilde de pişme şeklini göreceğiz yani buradan. Yani siyah bir şekilde yanmaması için buraya bir kapak yapacağız ki buradan gözleyeceğiz. Evet, kulpu da söktük. Kulpu söktükten sonra bu şekilde altta kalacak. Bu da böyle bu şekilde girecek. Ve bu şekilde açıp kapatma sistemini yapmış olacağız. Bu demiri de bu ortaya koyduğumuzda tavuğu buraya oturtacağız. Şurada şöyle gördüğünüz kısmı kalemle çizdim. Buradan görüntüyü almak için yani buradan tavuğumuzun pişmediğini anlamak için delik açacağım. Bunu da kapağı böyle örttüğümüz zaman bu şekilde pişecek. Sıra tavamızın ortasına demir yerleştirmeye geldi. Tornavidayla şöyle kastıra kastıra bu deliği açacağız buraya. Ondan sonra bunu yerleştireceğiz. Evet, deliği açtık. Şu şekilde alyan anahtarınız varsa şu şekilde inceden küçüğe doğru çevire çevire yaparsanız bu demir zaten tava eğilecektir. Çok fazla dayanıklı bir alüminyumdan değil zaten. Şimdi demirimizi buraya yerleştireceğiz. Şu şekilde. Evet. Demirimiz bu şekilde buraya yerleşecek. Bu şekilde dik duracak. Daha sonra çubuğumuzun boyunu ayarlayacağız. Tenekemize göre. Evet, dekobaj testereyle demirimizi kestim. Şu şekilde boya yaptım. Şimdi buraya oturtacağız. Daha sonra alttan bunu destekleyeceğim. Kaynak yapmayı düşünüyorum. Kaynak deneyeceğim. Eğer olmazsa da vida yaparız altına. Vidaya da daha da sağlam olur ama kaynağı deneyelim. Başta şu an elimde buna uygun vida yok. Eğer sizde vida varsa vidayla yapın. Kaynakla hiç uğraşmayın. Evet arkadaşlar, bu şekilde kaynağımızı da bitirdik. Evet arkadaşlar, teneke tavuk aparatımızı bitirdik. Kapağı da bu şekilde. Demirimizi de kaynattık. Bu şekilde yukarı doğru kaldırıyoruz. Tavuğu buraya yerleştiriyoruz. Buna şimdi şey alacağım. Şuraya böyle bir çeltik böyle uzatma. Onu aldığımı direkt tavuk onun üstüne oturacak. O şekilde tavuğumuzu koyabileceğiz. Bu şekilde açıp tavuğu yerleştikten sonra kapağının üstüne böyle bir şekilde örtüyoruz. Çok pratik oldu. Onun üstüne de kapağımızı bu şekilde kapattığımızda işimiz bitmiş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi çok pratik bir ürün oldu. Buna para vermektense böyle evde atıl durumda olan malzemelerden yapıldı. Bunu bir de deneyeceğiz tabii ki ama şu an pandemi var. Pandemiden dolayı dışarı çıkamıyoruz. En kısa zamanda bunu da deneyeceğim. Göstereceğim nasıl olduğunu. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.